alakalı. Yanındakine güvenme, yanındakine güvenme, yanındakini bırak. Murat abiye güven. Hep aynı şeyler yani. Bir de bu listeye gönderen kişi Sinan Yıldırım ama yani. Ama yanımda sen varsın şu an. Hı? Evet, bugün elma bisiklet stratejisini yapmasaydım şu an burada sen olmayabilirdim. Bir daha elma. Burada olabilecek misin bir şu daha? Şu an burada olamayabilirdim yani. Ben mi trip atıyorum ona? Sen konuşma. Ben mi Murat abinin yaptığını yapıp gidip ona trip atıyorum? Sen konuşma. Laf sokuyorum. Ben mi gidiyorum Dile'ye sürekli her gün trip atıyorum? Sürekli her yaptığı şeyi ters diyorum. Konuşma tamam. Yapıyor veya yapmıyor. Konuşma. Seni de anlamıyorum. Konuşunca ne oluyor? Sen de diyorsun bir ona güvenmiyorum. Onunla ilgili başka düşüncelerim var. Şöyle böyle diyorsun. Sonra gidiyorsun benim hakkımda onunla konuşuyorsun falan. Ona yani hiç hoş bulmuyorum böyle şeyleri. Ben gidip seninle alakalı gidip... Ya ben hoş bulmuyorum. Kuretülen yani. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Böyle mi çözüm buluyorsun? Bak Kuretülen, yanına oturduğum zaman hep arıza çıkartıyorsun. Arızadan bahsetmiyorum. Bak ne güzel bir şekilde dile getiriyorum. Sessiz bir şekilde dile getiriyorum. Lütfen, bak bağırmıyorum. Senin bir huzurlu geçmeyecek tamam. mi ya? Tamam bağırmıyorum. Ben şu an kafamdaki soruları sana soruyorum sorma yani. Sorma onu, işine bak. Tamam beni üzen şeyleri yapma o zaman sen de. Gidip konuşma arkamdan kimseyle, tamam mı? Çözümü kendin ara. Tamam. Onunla bununla fikir alışverişi tamam, yapma. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Sen duyarsam. Tamam yapmayacağım. Duyarsam çok kötü olur. Ne olur? Kötü olur yani. Bir de tehdit mi başladı şimdi beni? Çok kötü olur. Bırakır giderim yani buradan. Burayı da bırakır giderim yani. Nasıl gidiyorsun? Giderim. Hı. Gider birisine bir vururum giderim yani. Beni mi tehdit ediyorsun şimdi? Giderim yani. Senin iyice gözün döndü öyle. Döndü. Canımı yakarsan giderim. Bu kadar açık ve net. Dışarıdayken en azından bu kadar canım yanıyordu çünkü. Bu davranışlarından dolayı. Ne? Artık bundan sonra yok o niye üzülmüş, o yok niye onu bunu demiş. Bunu söylüyoruz zaten. Bunu bu niye bunu yapmış umurumda değil yani. Ama bakıyorum o kız yatıyor orada ağlıyor üzülüyor gidiyorum diyorum ki dert ediniyorum sana kendimi. Ne? Boşuna dert edinmişim yani. Sana ne? Ona gidiyorum o laf atıyor. Tam yani demek ki bu buradakilerin sonumuz sana ben diyeyim. Herkes kendi düşündüğünün bedenini ödeyecek yani. Ödeyecek tabii ki. O diyor ben diyor lavabodan çıktım bunu dedi. Öteki diyor ki lavaboda beni sıkıştırıyorlar ben ne yapayım ne yapacağımı şaşırdım. Öteki diyor ki böyle böyle oldu. Öteki diyor ki bana da diyor böyle böyle ya dediler böyle işte, böyle oldu bu geldi. Senin yok sen kendisi. Tamam yani bunlar benden kaynaklanan durumlar değil. Artık ben karışmıyorum yani umurumda değil hiçbirisi. O da artık üzülmüş üzülmemiş onu da çok takmayacağım. Şu an benim kendi problemlerim zaten çok daha büyük. Takmayacağım diyorsun ama ilk geldiğinde takmıyordun. Sonra da yine insanlarla ilgilenmeye başladın. Evet değer verdiğim için maalesef. Verme. Elimde olan bir şey değil. Bunu minimuma indirmeye çalışıyorum. Verme. Herkes kendi işine baksın yani. Ben herkese bunu söylüyorum. Ona değer vermiş, ona değer vermiş. Artık kimsenin samimiyetine de güvenmiyorum burada. Altar nerede? Altar'a ne oldu ya? Sabahtan beri yok. Çok kötüydü o. O da kuruyor kafasında. Kuruması falan filan değil yani. Çocuk iyice yalnızlaştı. Gideyim. Çok kötüydü çünkü. Hiç konuşmadı.